Evet arkadaşlar, 20. ve son dersimiz bu oynatma listesi için. 20 dersin, 19 dersin sonucunda bu dosyayı ortaya çıkardık. 4 sayfadan oluşan bir Adobe Illustrator dosyası. Kartvizit yaptık, tanıtıcı bir broşür yaptık, logo yaptık, bazı renklerle çalıştık. Burada da iki tane vizyal hazırladık, kutu çalışması ve şişe çalışması olarak. Verimli bir çalışma olmuştur umarım sizler için de. Şimdi bu dersimizde bu yaptığımız çalışmayı bir matbaaya gönderirken ya da bir internet için kullanırken nasıl export edilir ondan bahsedeyim. Öncelikle çalışmanızda bütün fontların doğru olduğunu kontrol etmek için Type'tan Find Font diyerek şuradan bakınız. Bunları kontrol ediniz. Eğer burada bir bozuk font ya da deaktif font varsa şurada ünlem işareti çıkacaktır ve sizi uyaracaktır. Yani bu dosyada kullandığım font şu anda açık değil anlamında. Şu anda bütün fontlar normal görünüyor. Değiştirmek istediğiniz font olduğunda da burada üzerine tıklayarak şuradan Find deyip bakınız şuralarda siyah bir işaretleme yapıyor. Bu fontun olduğu bak şuraya işaretledi şimdi. Yerleri seçerek onları şuradan İşte bu fontu bu fontla değiştir diyerek change all diyerek fontları da değiştirme yapabiliyorsunuz. Bu menü aynı zamanda öyle bir işlev sağlıyor. Yani font bul ve font değiştirme yapabildiğiniz gibi dosyayı son aşamada kontrol etmek için find fontu açıyorsunuz. Done diyorum. Benim burada bir işim yok. Objede unlock all. Bakın şu anda kilitli hiçbir şey yok ve gizli hiçbir şey yok. Bunları kontrol ediyorum. Hatta Ctrl A yapıp her şeyi seçip Delete tuşuna basarak her şeyin silinip silinmediğini kontrol ediyorum. Ctrl Z diyorum. Şu anda dosyam birisine göndermek için uygun. Fontlar düzgün. Hemen şurada bir de link penceresini açıyorum. Şuradan biliyorsunuz bütün bu panellere, şu uçan panellerin hepsine şuradan Window menüsünden zaten ulaşabiliyorsunuz. Linkler yani dosyada bulunan dış ortamdan gelen objeler nedir bunlar? Şu fotoğraflar mesela bakın fotoğrafın üstüne bastığımda bu fotoğrafı burada işaretledi. Şuradaki oku açarak bu resim hakkında daha fazla bilgi alıyorsunuz. Mesela burada ölçüsü yazıyor ve PPI 86 yazıyor. Bakınız. PPI 86 normalde baskı içinse bu iş bunun 300 piksel olması lazım. Biz bu resmi fotoğrafı internetten aldığımız için onun 300 piksel olup olmasına bakmadık. Olup olmamasına bakmadık. Aldık, kullandık ama bilginiz olsun bu fotoğrafların çözünürlüğü 300 piksel olursa baskıda bir sorun yaşamazsınız. Güzel çıkar. Böyle 80-90 piksel gibi değerlerde olursa baskıda bakınız şu bozulmayı alırsınız. Bu bozulma olmasını istiyorsanız yüksek çözünürlüklü fotoğraflar kullanın yaptığınız işlerde. Mesela bu çalışmayı ben web tasarımı için kullanabilirim. Yani webde hiçbir sorun yok. Bu sayfayı export edip ben bunu JPEG olarak, PNG olarak webde herhangi bir yerde kullanabilirim. Ama baskı için kullanamıyorum. Bu fotoğrafı değiştirmem gerekiyor. Bir fotoğraf daha var diyor. Onu da şöyle seçiyorum. Bakayım diğer fotoğraf nerede? Şuradan Go to Link diyorum. O da buradaymış. Bakınız bu 782 piksel. Çünkü bunun da aslında çözünürlüğü düşüktü. Ve fakat biz bunu gerçek ölçüsünden çok daha fazla küçülterek kullandığımız için pikseller sıkıştı ve istediğimiz çözünürlüğe geldi. Yani 300 piksel bize yeterliyken burada 782 piksel gösteriyor. Dolayısıyla bunları bilmenizde fayda var. Bakınız zaten yaklaştığımda yukarıdaki gibi bir piksellenme almıyorum. Yani fotoğrafın kalitesi şu anda yukarıdakine göre çok iyi. Bakın buna yaklaşıyorum. Bir piksellenme yok. Bu fotoğrafa yaklaşıyorum. Piksellenmeleri alıyorum gördüğünüz gibi. Baskı için kontrolünüzü böyle yapıyorsunuz. Şuradaki fotoğrafların kenarında eğer şu işareti varsa bunun anlamı bu fotoğraflar bu dosya içerisine gömülü. Yani bunları herhangi bir klasörden çağırmanıza gerek yok. Yani eğer şu işaret olmasaydı embed, bakın şurada JPEG embedded file diyor. Yani dosya içine gömülü diyor. Bu fotoğraflar bu dosya içine gömülü olduğu için bu Illustrator dosyasını bu şekilde birine aktardığınızda karşıdaki kişi de dosyayı açtığında bu fotoğrafları direkt görecektir. Ve fakat bunlar gömülü olmasaydı, embed edilmiş olmasaydı burada bu işareti olmayacaktı.
Ve o fotoğrafı da siz klasöründen bularak, mesela location'ı bakın burada gösteriyor. Location'a basıp o klasöründen bulup bu fotoğrafı da mail atmanız gerekecekti. Bundan da böylece bahsetmiş olduk. Şimdi ben bunu dış ortama gönderirken nasıl gönderebilirim? Mesela illüstriyos olarak direkt böyle file save isteyip şurada package var, bakın file package. Şu kısım zaten bütün Windows, yani bütün bilgisayar kullanıcıları buraları bilir. Bunları anlatmadım zaten. Save, save as gibi komutlar. Şurada package diye bir komut var. Bu şöyle yapıyor. Diyor ki dokümanı devam etmeden önce kaydet diyor. Zaten kaydediyorum. Tamam. Bu package komutu bu dosyadaki bütün resimleri, fontları, her şeyi alıyor. Bir klasörün içine paket ediyor. Bu güzel, kullanışlı bir şey. Ama burada kanuni olarak bir sıkıntı var. O da şu: eğer kullandığınız fontlar paralı fontlarsa bir kısmı, siz karşı tarafa o fontları da iletmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla burada bir kanuni sıkıntı olabiliyor. Ben böyle yapmıyorum iş yerime. Ne yapıyorum? Ctrl A diyorum. Her şeyi seçiyorum. Diyorum ki yazılarımı create yap. Yazı olmaktan çıkar. Bakın yazılar yazı olmaktan çıktı. Şimdi artık font yok. Şuradan da kontrol edebiliriz. Type, find font. Burada font gösteriyor hala. Niye gösteriyor? Ona bakacağız şimdi. Güzel. Göstermesi iyi oldu. Şundan dolayı gösteriyordur. Muhtemelen o fontları burada gösteriyor. Çünkü burada bir özel efekt uygulandı. Yani bir özel efekt uygulandığı için bunu, buradaki fontları içine girip seçemedi. Bunu expand etmek gerekiyor. Bunu da iyi oldu böyle bir şeyle karşılaşmamız. Expand diyorum. Aç. Yani buradaki yazıları, çizimleri hepsini aç. Tamam. Buna bu işlemi yaptık. Şurada da yine böyle bir warp'lı objemiz vardı. Bu objeyi de expand et. Genişlet. Ne kadar dolgu, obje, çizgi varsa hepsini genişlet diye bir komut. Şimdi kontrol edelim bakalım ne oldu. Bak güzel, çok güzel. Hiç font kalmadı. Bakınız. Böylece karşı tarafa font göndermeniz de gerekmiyor. Şimdi fontları düzenledik. Fotoğraflar gömülü, sorun yok. Kilitli ya da gizli obje yok. Ctrl Shift S, File Save As dediğimiz komut şuradan. File Save As diyorum. Ve bunu söz gelimi masa üstünde, işte PDF ders diye bir klasör yapmışım. Neyse, buraya PowerGym, şöyle alt çizgi yapalım. Convert diyebilirim mesela. Convert versiyonu. Convert diyerek Adobe Illustrator dosyası olarak kaydet diyorum. Bu komutu verdiğimde bir menü daha açılıyor. Burada diyor ki son versiyonu da mı göndereceksin? Eğer gönderdiğiniz kişide son versiyonu yoksa, mesela CS6 kullanıyorsa CS6'yı seçeceksiniz. Şurada Create PDF Compatible File dediği PDF uyumlu dosya oluştur. Ben bunu genellikle seçmiyorum çünkü bu dosya boyutunu büyütüyor. Bakın bunu kaldırdığımda şurada da onunla ilgili bir uyarı var. Bunu böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Burada başka bir uyarı daha var. Diyor ki sen diyor CC 2020 kaydetmedin ama diyor CS6 kaydetti. Daha düşük versiyonda kaydettiğin için diyor hani bazı şeyler bozulmasın, dikkat et falan gibi bir uyarı var. Şimdiye kadar bozulduğuyla karşılaşmadım ama onu da check etmek için aynı dosyanın, bu dosyanın bir de PDF'ini oluşturarak karşı tarafa gönderirseniz karşı taraf hem PDF hem Illustrator'ı kontrol ederek ilerleyecektir. Okey dediğimde yine aynı şeyi söyledi bana. Bunu daha düşük bir formatta kaydediyorsun. Bazı yazılarda tekstlerin düzeninde falan bir değişiklik olabilir falan. Hani çünkü biz sürekli geliştiriyoruz programı diyorlar ama zaten biz her şeyi convert ettik biliyorsunuz. Okey diyorum, kabul ediyorum. Ve dosyamı PowerGym Convert olarak başka bir matbaaya göndermek üzere kaydettim. Başka bir ajansa, başka bir bu dosyayı, Illustrator dosyasını isteyen, benden bunu talep eden ve bunun üzerinde çalışmak isteyen yere bu şekilde kaydettim. Ctrl Shift S, File Save As diyerek yine aynı komutla ben bu dosyayı bir de PDF olarak kaydediyorum. PDF olarak kaydederken de yine burada bakın hemen şurada seçenek de var. Bütün sayfaları mı kaydediyorsun diyor yoksa burada sayfa belirtecek misin diyor. Mesela burada all derseniz bütün sayfaları kaydediyor. Hadi bütün sayfaları kaydedelim. Burada yine bazı seçenekler. Bunu Illustrator default olarak mı kaydedeceksin? Burada da bunun tanımlaması var. Illustrator default kaydedince ne oluyor? Smallest file kaydedince ne oluyor? Bakın smallest file kaydedince bu ayarları diyor.
en iyi ekran görüntüsü için kaydedin. Yani bu telefonla ya da bilgisayarla, e-mail ile, internet üzerinden onaylanacak bir şeyse bunu böyle kaydet diyor. Çünkü burada dosyayı küçültecek. Sadece görsel olarak karşı tarafa gönderiyorsunuz böyle olunca ve dosyada mesela şu 700 piksel resim 72 piksele düşürüyor. Smallest file size deyince bu PDF'in ön ayarları. Burada ön ayarlı PDF'ler var. Mail atarken müşterinize bunu kaydediyorsunuz. Ama bir matbaaya falan gönderirken bunu kaydediyorsunuz. Bunu kaydedince dosya boyutu büyük oluyor. Ve dosya Illustrator'da açılmaya ve düzenlenmeye uygun oluyor. Böyle kaydedince ise mail atmaya uygun oluyor. Ve dosya küçük oluyor. Resimler piksel piksel oluyor. Fakat bu sizin işinizi de bir yandan koruyor. Çünkü işinizi alıp direkt kullanamıyorlar. Buradan da Save PDF dediğinizde PDF olarak kaydediyorsunuz. Tabii ki burada file export seçeneğinden yine ekran için ya da buradan export as diyerek bakın diğer formatlarda da dosyanızı JPEG olarak, PNG olarak kaydedebiliyorsunuz. Bu PNG, JPEG bunlar da webde kullanılabilecek dosyalardır. Başka nasıl bu dosyayı dışarıya aktarabilirsiniz? Şuradan Windows'dan asset export var. Yani asset varlıkları export et. Mesela ben sadece şu kart viziti birisine onay için göndermek istiyorum. Bakın bu kart viziti seçiyorum. Şuraya atıyorum. Şimdi ne oldu? Bir sürü burada bir şey oldu. Ctrl Z yapıyorum. Tekrar alıyorum. Atarken alt tuşuna basıyorum. Bakın şimdi bu seçtiğim şey direkt burada göründü. Asset 10 diyor. Böyle bir numara verdi buna. Buradan yani ben bu dosya içerisinden belli bir varlığı alıp buraya attığımda sadece bu varlığı buradaki görünen ekranda görünen şeyi bana exportlamam için böyle bir menü açıyor. Burada ayarları var. PNG olsun, 300 DPI olsun gibi gibi. Buradan da bakınız dosyanın kaydedileceği yer işte ayarları export diyorsunuz ve dosyanızı exportladı bu şekilde gösteriyor. Ben bunu exportladım diyor. Nereye exportlamış? Buyurun burada çift tıkladığımda bu şekilde tek tek Illustrator dosyası içindeki objeleri de export edebiliyorsunuz. Söylediğim gibi arkadaşlar matbaayı ajansa gönderirken AI dosyasını gönderin, fontları convert edin, linki kontrol edin, kilitli obje ya da gizli obje var mı kontrol edin. Ondan sonra dokümanın kaydedileceği versiyonda AI dosyanızda karşı taraf uygunsa şuradan versiyonu kaydederek gönderiyorsunuz. Umarım bu oynatma listesini beğenmişsinizdir. Başarılar dilerim.